Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yaklaşık 2-3 hafta önce sizlere hazırlamış olduğum şu sağ sol üst tarafa bir yere iliştirdiğim baloncuktan da ulaşabileceğiniz YouTube vergilendirme sistemi, yani genel olarak internet üzerinden sosyal platformlardan gelir sağlayan kişilerin vergilerini daha rahat ödeyebilmesi için TBMM'ye sunulmuş olan bir yönerge vardı. Bu onaylandı. Şimdi sizlere daha detaylı bir şekilde bu konuyu anlatacağım. Ama daha detaylı derken çok kısa bir şekilde anlatacağım. Bir nevi hap gibi anlatım olacak. Bildiğiniz üzere sosyal medyadan bir gelir sağlıyorsak, yani bunu biraz açacak olursam, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook gibi sosyal mecralardan bir gelir sağlıyorsanız bir şahıs şirketi kurmanız gerekiyordu. Şahıs şirketi kurmak da biraz maliyetli ve şirketi kurduktan sonra da şirket ayakta kaldığı sürece de sürekli sizlere bir maliyet olmaktaydı. İşte bir şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Ortalama 700-800 lira bunun bir masrafı oluyor. Her ay muhasebecinize 250-300 lira bir muhasebeci ücreti vermeniz gerekiyor. Bunun haricinde damga vergileri 100 lira oraya, 150 lira bilmem ne vergi payı falan filan derken yıl sonunda büyük büyük meblağlara ulaşıyordu. Ve bunun sonucunda da her ay YouTube'dan veya herhangi bir sosyal mecradan bir gelir sağladığımızda, yani hesabımıza para yattığında, parayı yatıran şirkete bir fatura kesiyorduk. Ve bu faturada da %18 KDV, aynı zamanda da 3 ayda bir de gelir vergisi ödüyorduk. Gelir vergisi de kazandığınız gelire göre %15-%20 arasında, %25 arasında yanlış hatırlamıyorsam değişiyor oluyordu. 10 bin liralık bir kazanç sağladığımızda bunun 1800 lirasını zaten otomatik olarak KDV olarak ödüyoruz. 3 ayda bir de toplam gelirimizin %15'i %25'i her neyse bu tutarda da bir gelir vergisi ödüyoruz. Bundan yola çıkarak yapılan iyileştirmede de sosyal mecralarda, yani illa bunda bir içerik oluşturucusu olmanıza gerek yok. Herhangi bir mobile application'da üretip oradan da bir reklam geliri sağlıyorsanız yine bu yönergeye giren sistemden yararlanabileceksiniz. Şimdi sisteme değinecek olursak şöyle olacak. Ama bunun öncesinde size bir şey söylemek istiyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir de sizlere bir şey daha iliştireceğim. Açıklamalar kısmına artık bir Telegram grubu da oluşturduk. Eğer anlık olarak insanlarla etkileşime geçip herhangi bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorsanız eğer, açıklama kısmında bulunan linkten Telegram grubumuza katılarak orada da bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Şimdi önceki videomda da bahsettiğim gibi yine ufak bir değineceğim bu konuya. Şimdi burada gerçekleşecek olan sistem şu şekilde olacak. Biz bankaya gideceğiz. Bankaya diyeceğiz ki ben bir hesap açmak istiyorum ama ben bir içerik üreticisiyim, YouTube'dan, Instagram'dan veya bir yazılımcıyım, mobile application üretip oradan bir reklam geliri sağlıyorum diyeceğiz. Ve banka bize bu sisteme uygun bir banka hesabı açacak ve biz bütün ödemelerimizi o hesaba yapacağız. Otomatik olarak bize ödemelerimiz Google'dan, Twitch'ten veya hangi platformdansa ödemelerimiz o hesabımıza geçtiğinde otomatik olarak %15 vergi kesilecek. Yani bu şekilde herhangi bir şirket açmanıza gerek kalmayacak. Sadece %15 vergi dilimine girerek hesabınıza gelen paradan otomatik olarak banka %15 kesip Maliye Bakanlığı'na aktaracak. Bu sayede de bizim herhangi bir maliyete girmemize gerek kalmadan ödeme aldığımız banka tarafından vergimiz otomatik olarak ödenecek ve kafamız rahat olacak. Ekstra bir muhasebeci ücreti, damga pulu vesaire vesaire gibi maliyetlere girmeyeceğiz. Burada tabii kafamızda soru işareti olarak kalan birkaç bir şey var. Bunlardan birincisi, eğer biz bir İçerik üreticisiysek bize sponsor olan firmalar olabiliyor. Diyor ki mesela bir YouTube kanalım var. Marka bize bir ürün gönderiyor. Diyor ki işte bu ürünü incele, sana şu kadar bir ücret vereceğim diyor. Bunun üzerine de biz ne yapıyoruz? Sallıyorum işte ürün tanıtımı için 1000 lira aldıysak 1000 lira artı KDV olarak firmaya fatura kesiyoruz. Ve firma bize ödemeyi o şekilde yapıyor. Şimdi bu gelecek olan sistemde sponsorluklar veya ücretli videolar nasıl işleyecek, bunun hakkında gerçekten hiçbir bilgi yok ortalıkta. Yani bunun için kesin olarak bilmemekle beraber muhtemelen yine bir şirket açılışı yapmamıza gerek olacak gibi geliyor. Ama zaten şöyle bir durum da var. Bu sistemde yıllık 650 bin TL kazanca kadar yararlanabiliyoruz. 650 bin TL ve üzeri kazanca geçtiğimizde yine şirket açmak zorundasınız. Devlet bize diyor ki 650 bin liraya kadar ben senin bankandan %15 keserim. Ama yıllık gelirin 650 bin TL'nin üstüne çıkarsa senin tekrar bir şirket açman gerekiyor diyor. Ki zaten o para
paralara ulaştığınız zaman şirket açmanın da çok problem olacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi sponsorluk tarafında nasıl işleyecek onun hakkında çok kesin ve net bir bilgi yok. Ama benim şahsi fikrim mutlaka ve mutlaka şirket açmak gerekecek gibi geliyor bana. Şunu da belirtmek istiyorum. 2022 yılı itibariyle bu sistem geçerli olacak. Yani yılbaşından sonra bu sisteme geçebileceğiz. Bir önceki videoda da birçok yorum geldi. Abi sistem geçerli mi geçerli mi? Aslında o videoda da ben sizlere bahsetmiştim. Yılbaşından sonra geçerli olacak. Şu an için yine aynı sistem devam ediyor. Yani bu sistem için yılbaşını beklememiz gerekecek. Sizlere böyle güzel tatlı bir haber vermek istedim. Bu gerçekten yeni yeni bu işlere başlamış birinin, yani küçük rakamlar kazanan 300-500 bin lira gibi rakamlar kazanan birinin şahıs şirketi kurmadan bu sisteme dahil olup içi rahat bir şekilde işini yapacağı için çok mutlu oldum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.